Merkez Bankası'nın karından alınıp hazine bütçesine aktarılan ihtiyat akçesinin bazı kamu kurum ve kuruluşlarının borçlarını ödemek için kullanıldığı ileri sürüldü. Habertürk'ün haberine göre hazine, söz konusu paranın bir bölümünü müteahhitlere borcu olan kamu kurum ve kuruluşlarına aktardı. Karayollarının müteahhitlere 2018 yılından kalma borcunun 2,5 milyar liralık kısmı Merkez Bankası'ndan alınan parayla ödendi. Bütçe açığının yılın ilk 5 ayında %225 artmasının ardından daha fazla bozulmanın önüne geçmeyi amaçlayan Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası'nın 46 milyar liralık ihtiyat akçesinin bütçeye aktarılması için düzenleme hazırlamıştı. Bu düzenlemeyi içeren torba yasa 2 hafta önce meclisten geçmiş, paranın bir bölümünün hafta başında hazineye aktarıldığı belirtilmişti. BOTAŞ'ın ilan ettiği doğalgaz toptan satış fiyatları kapsamında doğalgaz fiyatlarında konutta %14,97, sanayi bölgelerinde %13,73 oranında zam yapıldı. Gece saatlerinde yapılan zamlı tarife hemen yürürlüğe girdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, zam haberinin ardından sosyal medya hesabından Binali Yıldırım'ın seçimlerden önce doğalgazda %10 indirim yapacaklarını söylediği videosunu paylaştı. Özkan, 2 ay önce doğalgaza %10 indirim yapacağız dediler, seçimi kaybettiler, doğalgaza %15 zam yaptılar sözlerini kullandı. %10 daha ucuz olacak. Cumhurbaşkanlığının 25 otomobil kiralamak için açtığı ihaleye teklif gelmedi ortaya çıktı. İhalenin talep yokluğundan iptal edilmesi, ekonomik krizin etkilerinin saraya kadar ulaştığı yorumlarına sebep oldu. Sözcü gazetesinin haberine göre, Cumhurbaşkanlığı 6'sı yabancı lüks araç olmak üzere toplam 25 otomobili şoförleriyle birlikte kiralamak için ihale açtı. 31 Mayıs 2019 tarihinde açılan ihalenin son teklif verme tarihi 1 Temmuz 2019'du. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer, ihalenin iptalinin Türkiye'de yaşanan ekonomik krizin en açık göstergesi olduğunu belirtirken, "Kriz sarayın bile kapısına dayanmıştır," dedi. Türk İş Başkanı Ergün Atalay, 19 Ağustos'ta 30 bine yakın kamu işçisinin Darphane Genel Müdürlüğü ve Etimaden'de ve Tarım'da greve çıkacağını açıkladı. Yarın biz Darphane'de grev ilanını asmak mecburiyetindeyiz. Günümüz de oldu. Basın İş Sendikası da İstanbul Beşiktaş'taki Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne grev kararını astı. Tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk 6 ay %15, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylarda enflasyon artı 3 puan refah payı talep eden Türk İş, hükümetin en son verdikleri teklifin ilk 6 ay için %6, ikinci 6 ay için %4 olduğunu duyurmuş, enflasyonun %17 olduğu yerde bu teklifin kabul edilebilir bir tarafı olmadığını açıklamıştı. Önümüzdeki aylarda tüketici fiyatlarında yani nihai ürünün... Bilkent Üniversitesi'nden Profesör Doktor Elinç Yeldan, bütçe açığında gelinen seviye dolayısıyla devlet harcamalarıyla oluşturulan büyüme hikayesinde sona gelindiğini, yüksek işsizlik ve düşük alım gücüyle ekonomik canlılık sağlamanın mümkün olmadığını söyledi. Deutsche Welle Türkçe'ye konuşan Yeldan, Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu krizin yapısal bir nitelik taşıdığını ve bu krizin borsa, döviz, faiz gibi göstergelerle değil, daha çok yüksek işsizlik ve düşük yatırımlarla öne çıktığını belirtti. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, Temmuz ayı iş cinayeti raporunu açıkladı. Rapora göre geçen ay en az 163 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybederken 2019'un ilk 7 ayında 1004 işçi iş cinayetlerine kurban gitti. Raporda İstanbul Valiliği'nin Suriyelilere ilişkin geri gönderme uygulamasına karşı çalışırken hayatını kaybeden mülteci işçilere de dikkat çekildi ve 2019'un ilk 7 ayında en az 70 mülteci işçinin öldüğü hatırlatıldı.